İncirlik'ten dün çok ilginç bir fotoğraf geldi. Bu fotoğraf iniş yapan Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait stratejik bombardıman uçağı B-1B'nin fotoğraflarıydı. İki uçak İncirli'ye indi, yerde yakıt ikmali gerçekleştirdi ve arkasından tekrar havalandı. Malum Amerika ile oldukça limoni bir dönemdeyiz. Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütüne karşı uçan İHA'mız Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 tarafından düşürüldü. Malum bir tarafta da İsrail'de yaşananlar var ve Amerika tam kadro İsrail'in arkasına Doğu Akdeniz'e de iki uçak gemisini yollamış durumda. Bu gelişmelerin ışığı altında bu iki inen B1B tipi savaş daha doğrusu stratejik bombardıman uçağı acaba akıllara ne oluyor sorusunu getirdi. Bu videomuzda bu konunun detaylarını sizlerle paylaşacağız. Videomuza başlamadan önce sizlerden bir ricam var. Birçok arkadaşımız kanalımıza abone ama abone olmadan izleyenler de var. Lütfen onlar da abone tuşuna bassınlar. 2024'de 300 bin abone ile girmek istiyorum. bu isteğimi yerine getirseniz çok çok memnun olurum. Abone olarak bizim YouTube kanalımızdaki gelişmeleri daha yakından takip edersiniz. Bildirimler size gelir ve böylelikle bu kaosun ve çok farklı yalan yanlış bilginin olduğu ortamda en azından bir nebze olsun daha doğru bilgiler alma şansına sahip olursunuz. Evet. Dün Adana'daki fotoğraflar önce sosyal medyaya düştü. Ben de böyle ilk gelen fotoğraflarda ya dedim bu B1B'ye benziyor ama ne oluyor diye merak etmeye başladım. Arkasından araştırma yaptıkça farklı farklı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Sonrasında da Amerikan Hava Kuvvetleri'nin resmi açıklaması geldi. Amerikan Hava Kuvvetleri İncirli'ye 2 adet B1B uçağının inişini doğruladı ve bu uçaklar hot pit olarak adlandırılan yerde motorları çalıştırılırken yakıt ikmali yapıldığı, arkasından 2 saat kadar incirlikte kaldıktan sonra tekrar havalandıklarını ve bölgede Türk Hava Kuvvetleri'ne ait KC-135R tanker uçak ve F-16'larla birlikte ortak görev eğitiminin yapıldığını açıkladı. Bu açıklamada uçuşun Planlı bir bombardıman görev gücü eğitim misyonunun parçası olduğu belirtilerek Hat Pit'e dikkat çekildi. Şimdi tabii Hat Pit nedir? Bir önce isterseniz onu açıklayarak başlayalım. Malum Formula F1 yarışlarında araçlar işte lastik değiştirmek veya yakıt ikmal yapmak için pit stop yapıyorlar. Çok kısa saniyeler içerisinde bu işlemler gerçekleştiriliyor. Askeri havacılıkta da Hot pit olarak adlandırılan bu durumda uçak görevini yaptı, tekrar yakıt alması lazım. Herhangi bir üsse inişini gerçekleştiriyor. Genellikle de birden fazla motora sahip bu uçaklar, örneğin B1B için konuşuyorum. Genellikle yaptığım araştırmaya göre tek motor çalışır durumda tutuluyor. Geri kalan 3 motor kapatılıyor ve bu sırada yer ekipleri hızlı bir şekilde yakıt ikmali gerçekleştiriyorlar. Bu eğitim açısından çok önemli, yer ekiplerinin hızlı bir şekilde çalışması açısından çok önemli. Yerde yapılan bu yakıt ikmalinin arkasından uçak zaten tek motor çalıştırdığı için elektrik sistemi faal, diğer sistemler faal, uçuş ekibi hazır olarak kokpitte bekliyor. Yakıtını tamamladıktan sonra tekrar havalanıyor ve göreve doğru gidiyor. B-1B ile ilgili de enteresan yaklaşımlar var. Biraz böyle filmi geriye sardığımız zaman 2020 yılına daha Ukrayna Savaşı çıkmadan önce B-1B'ler Amerika Birleşik Devletleri'nden kalkıp bütün Avrupa'yı kat etmiş ve arkasından Karadeniz üzerinde uçuş gerçekleştirmişti. Karadeniz öncesinde çıkmadan önce de e, önce Polonya Hava Kuvvetleri arkasından Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Su-27 ve MiG-29'larıyla beraber uçmuş. Türkiye tarafına doğru geldikten sonra da görevi Türk Hava Kuvvetlerinin F16'ları almıştı. Hatta B1B'ye bizim KC-135R tanker uçaklarımızda havadan yakıt ikmali gerçekleşmişti, gerçekleştirmişti. Arkasından B1B'ler yoluna devam etmiş. Bu sefer de Ruslar yanlarına gelerek önleme gerçekleştirmişti. Yani biz de burada varız demişti. Bu tüm uçuş Uluslararası hava sahasında oluyor. B1B'ler döndükten sonra Yunanistan üzerinden gelmişti. Bu sefer de Yunan Hava Kuvvetleri bu uçaklara eşlik etmişti. Yani NATO Karadeniz'de Karadeniz semalarına daha doğrusu B1B'ler ile bayrak göstermiş olmuştu. Normalde B1B çok böyle Türkiye tarafına gelen İncirli'ye inen bir uçak değil. Muhtemel İncirli'ye benim tahminim daha önceden açıklanmamış uçuşlar olabilir ama ilk defa inmiş durumda. Şöyle bir İncirli'nin tarihine baktığımız zaman 1954 yılında kurulmaya başlıyor. İncirlik operasyona başlıyor. Şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta. Herkes burayı aslında bir NATO veya Amerikan üssü olarak bilse de burası Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir üs. Şu anki resmi adıca 10. Tanker Üst Komutanlığı. Bu komutanlıkta Türk Hava Kuvvetleri'nin 101. Tanker Filo KC-135R'lerle uçuyor. Ve 15 Temmuz'dan sonra Hava Kuvvetleri'nin yeniden yapılanması çerçevesinde Merzifon'da bulunan Akıncı Filo, 152 Filo İncirli'ye intikal etmiş durumda. Akıncı Filo zaten yoğun olarak bölgede Silahlı devriye uçuşları CAP olarak adlandırılıyor. Bunları gerçekleştiriyor ee, ve bu bölgedeki işte uçuşları havadaki herhangi bir tehdidi sınırımızı koruyorlar. 152 filo bölge sıcak olduğu için Merzifon'dan gidip gelmek yerine uçaklar İncirli'ye intikal etmiş ve artık bu merkezini buraya taşımış durumda. Ee, Türkiye ile Amerika arasındaki yapılan anlaşmalar doğrultusunda İncirlik merkezli Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait 39. Filo Birliği var. Bu birlik gelen uçaklara hizmet veriyor. İşte bakım ve idamesini sağlıyor. İncirlik tabi bölge açısından önemli bir üs Amerika açısından. Burası 1. Körfez Savaşı'nda yoğun olarak kullanılmıştı. Arkasından da 2010'lu yıllardan itibaren Türkiye'nin talebi doğrultusunda bu üste sadece Amerikalıların askeri nakliye ve tanker uçaklarının inişlerine izin verilmiş ve savaş uçakları bölgeden ayrılmıştı. Ve tabii ki her zaman efsane olarak da adlandırılan ve birçok e, yalan yanlış bilginin de yer aldığı e, hikayelerden bir tanesi de İncirlik'le ilgili burada depolanan nükleer silahlarla ilgili. E, Türk Hava Kuvvetleri'nin nükleer caydırıcılık gücü ortak NATO operasyonlarında geçmişte varken e, daha sonra bu görevden vazgeçiliyor ama bu bombalar incirlikte tutuluyor e, ve herhangi bir şekilde bir kullanma durumu olduğu zaman Avrupa'daki Amerikan Hava Kuvvetleri'nin uçaklarının gelip tabii ki Türkiye'nin de izin vermesiyle İncirli'ye gelmesi, bu bombaların takılması ve arkasından nükleer görevlerin yapılması gibi yeni bir davranış e, ve yaklaşım söz konusu. İncirlik'teki bu savaş uçaklarının konuşlanmaması ve operasyonun kısıtlanması nedeniyle de Amerika, tabi bu Türkiye ve Amerika arasındaki diplomatik ilişkilere de bağlı. Ee, özellikle Yunanistan'da Girit, işte Ürdün, e, Kuveyt, Katar gibi farklı ülkelere uçak güçlerini göndermiş durumda. İncirliği daha ağırlıklı olarak bir aktarma noktası olarak kullanılıyor. Ama dediğim gibi planda bir eğitim uçuşuymuş bu B1B'lerin gelmesi. Uzun yıllar sonra tekrar gelmesi hem de böyle bir dönem içerisinde gelmesi oldukça dikkat çekmiş durumda. E, planlı bir eğitim e, sonrasında da uçaklar kalkıyor. Bizim F-16'lar ve tanker uçaklarımızla ortak bir görev yapılıyor. Bunlar NATO görevi arkasından B-1B'ler kalkış yaptıkları İngiltere'deki Fairford hava üstüne devam ediyorlar. Videomuzu kapatmadan önce B-1B ile ilgili de kısa bir bilgi vermek isterim. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin 3 ana stratejik bombardıman uçağı var. Bunlardan biri B2 Stealth yani radara görünürlüğü çok düşük bir uçak. Hemen altında B1B'ler var. Onun altında da B-52'ler var. B-52'ler neredeyse e, birkaç e, yıl sonra neredeyse gökyüzündeki 100. yıllarını kutlayacaklar. B1B'nin, B2 ve B-52'den ayrılan özelliği çok alçak irtifadan yüksek süratle yani ses hızının üzerinde uçabilmesi kanatlarını ileri ve geriye hareket ettirmesi ve taşıdığı tabii ki nükleer kapasite veya sonrasında yerleştirilen gerçekten nokta atışı yapılabilen özel mühimmatlar taşıması. 4 kişilik uçuş ekibine sahip. Bu uçuş ekibinin ikisi pilot, biri silah sistem subayı, di diğeri de herhangi bir şekilde hava savunma sistemlerine karşı o ee caydırıcı sistemi kullanılan subay 4 kişilik uçuş ekibi var. Kalktığı zaman biraz önce belirttiğim gibi ses süratinin üzerinde uçabiliyor ve uçak 4 motoruyla oldukça hem yaptığı hareketler hem çok yüksek irtifa ve alçak irtifaya uçması 9000 kilometre civarında menzili ve taşıdığı mühimmatlarla oldukça caydırıcı bir uçak. Bu uçak halen Pasifik'te halen Çin donanmasının peşinde dolaşıyor ve Amerika bunu bu uçakları bir böyle bir bayrak göstererek operasyonunu gerçekleştiriyor veya en son işte Ukrayna savaşı öncesinde bölgede uçuşlar gerçekleştirdi B1B. Ee, bu uçağın bir başka özelliği de uçağın üzerindeki özel kaplamalar normalde radarlar tarafından tespit edilebiliyor ancak uçağın üzerine konulan özel kaplamalar sayesinde bu uçağın radar ekranına yansıması bir F16 kadar. Uçağın kanat açıklığı yaklaşık 44 metre devasa bir uçak. Ee, bu uçakta da e, F-16 kadar radara yansıması özel kaplamalar sayesinde gerçekleştiriliyor. Bunu da bu, bir bilgi olarak verelim. B-1B operasyonu pahalı e, ve aynı zamanda çok ciddi bakım gerektiren bir uçak. Bu uçak için e, bir sürü modifikasyonlar yapılıyor. Ayakta tutmak oldukça pahalı bu uçakları ve Amerikan Hava Kuvvetleri... 2036'ya kadar B-1B'leri uçurmayı sonrasında da emekli etmeyi planlıyor. E, yerine ne gelecek diye soracak olursanız B-2'nin de yerini alacak B-21 Raider var. Geçtiğimiz günlerde de taksi testlerine başladı bu uçak. Bu uçakta her iki modelin yerini alması planlanıyor. Bu arada B-1B ile ilgili de özel bir not verelim. Bu uçağın ilginç bir Türkiye ziyareti de 2001 yılında gerçekleşmişti. 2001 yılında İzmir'de Çiğli'de 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 90. yıl kutlamaları vardı. Bu kutlamalar için Amerika'dan kalkan bir B1B İzmir Çiğli'ye indi. Böyle bir alçak geçiş yaparak selamladı. Ben de oralardaydım. Gerçekten B1B'yi görmek yakından o 4 devasa motorunun çıkardığı ısı oldukça in, ilginçti. Uçak daha sonra gelip inişini gerçekleştirdi. Fakat daha sonra aldığımız bir bilgiye göre bir arıza meydana gelmiş ve 3-4 gün uçak çiride kalmak zorunda kalmış. Amerika'dan bakım ekibi gelerek uçağı tekrar faal hale e, getirmişler. Bu arada tabii ki bu fotoğrafları da sevgili tayyareci.com'un kurucusu olan e, şu an kaptan pilot Celal Uzar'dan aldık. E, Celal Bey gerçekten hazırladığı tayyareci.com sitesiyle Türk Havacılığına hem Işık tutuyor. Bu arada sitenin de tekrar yenilendiğini e, ve yeniden özel bir altyapıya kavuştuğunu da orayı e, ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Tabii ki bu fotoğrafları paylaşırken geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz değerli hava fotoğrafçımız, Türkiye'nin ilk hava fotoğrafçısı Emin Fındıklı'yı da değerli Emin abimiz de rahmetle anıyoruz. Evet İncirli'ye enteresan bir ziyaret. İşte bir taraftan Limoni Türkiye Amerika ilişkileri ama diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan örneğin İsveç'in NATO üyeliğini onayladı, meclise yolladı. Bakalım nereye gidecek, ne yapılacak? Bu tür gelişmeler yaşanıyor. Bir tarafta B1B'ye, bir tarafta hala F16 için bekliyoruz gibi çok ilginç gelişmeler var. Bu gelişmeleri de dikkatle takip ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz veya info@tolgözbek.com adresine gönderebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.